Tolga'nın çevirdiği bütün dümenleri anlattığı ses kaydı var. Bir nevi itirafname diyebilirsin bunun için. Bak İremciğim, tek yapman gereken eskinin bilgisayarından şirket dosyalarını mail atma. Belgeleri gizlice değiştirirsek Özgür yeni mekana ruhsat alamaz. Ezgi, bu ve bunun gibi daha içinde o kadar çok ses kaydı var ki ben Tolga ile yaptığım toplantılardan sonra odasından çıkarken gizlice bunu açık bırakıyorum. Çünkü benden sonra İrem'le bir şeyler karıştırdığına o kadar emindim ki. Ezgi, bunu al. Tolga'ya git. Legabi'ye Özgür'e geri vermesini, aksi takdirde bununla beraber polise gideceğini söyle. Serdar, delirdin mi sen? Sen bana şantaj yapmamı söylüyorsun. Aynen öyle. Sana şantaj yapmanı söylüyorum. Çünkü bunun içindekiler Tolga'nın bugüne kadar haksız yere kazançların hepsini çöpe atacak şeyler. Bunu yapamam ben Serdar. Yani Özgür de restoranını böyle geri almamı istemez zaten. Ezgi, Özgür'ün bunu bilmesine gerek yok ki. Yani sen söylemezsen ben söylemem. Tolga zaten korkusuna bunları açıklayamaz. Hayır, yapamam böyle bir şeyi. Ezgi, ne istiyorsun? Özgür mutsuz olsun, Tolga hak etmediği bir hayatın sefasını sürsün. Gerçekten istediğin bu mu? Hayır, tabii ki böyle bir şey istemiyorum. O zaman iyi düşün. Şantajla da olsa Özgür'e mekanını geri verebilirsin. Kullan bunu. Ne oluyor? Nikah için geldim ama ortalık karışmış. Ben de Ezgi'ye neler olduğunu soruyorum. Ne oluyor söyleyeyim, nikah falan olmayacak, olan bu. Öyleymiş. Sevgilim, siz ne yaptınız? Zeynep'i bulabildiniz mi? Yok, hiçbir yerde. Kameralara bakacağım birazdan. Dilerseniz bakın, ben de yardımcı olabilirim. Allah razı olsun ya, zahmet vermeyelim. Sen işine bak. Nasıl isterseniz. Hoşça kalın. Ne ayak bu? Ya Özgür, bırak şimdi onu. Hadi gel kamera kayıtlarına bakalım. Zeynep nerede? Hadi gel. Bizim böyle ağzımızın tadıyla oturduğumuz böyle sakin, problemsiz günümüz olmayacak mı? Böyle sakince bir gün geçiremeyecek miyiz acaba ya? Her gün başka bir problem, her gün başka bir terana. Bu nedir ya? Kusura bakma, senin de suratına böyle üflüyorum negatifi. Baktığında bizlik bir şey yok böyle. Yani nikah meselesi çok bambaşka bir şey baktığında. Kusura bakma yani. Özgür, bir şey soracağım. Yani farz edelim ki burayı bırakıp Legabi'ye geri dönme şansımız olsaydı. O zaman her şey daha güzel olurdu değil mi? Senin keyfin daha da yerinde olurdu. Bebeğim, Legabi'ye bu hayatta benim en sevdiğim ikinci şey. Yani birincisi hayatımda olduğun sürece yani sen, ben çok mutluyum. Ben de. Hele tam olarak şu şekilde olduğumuzda o kadar mutluyum ki. Bırakıp gitmek istemiyorum. Bir garip duruyorum ben şu an. Bence ben üstümü değiştireyim. Sonra da otururum, iş başvurularımı kontrol ederim. İş başvuruları? Kariyer sitelerinde. Ya kariyer sitelerinde birkaç yeri işaretlemiştim. Oraları işte. Yani aksilik çıkacağını düşünüyordum da böyle yani bu nikahın tüm full aksilik olacağı aklıma gelmemişti. Kız çiçeğini atamadı ya. Şöyle atıp da arkada böyle hop 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 elden ele gezmedi yani. Öyle bir şey olmadı. Evet. Ben gideyim. Tabii, şöyle bir. Teşekkürler Emre'ciğim. Sana daha çok yakıştı. Teşekkür ederim. Var mı bir tane eli yüzü düzgün bir ilan? Yok bir tanem, yok. Baksana. Yok tabii, yok tabii. İtaat et, rahat et, çalış işte, biz de inat etme ya. Ya neden böyle yapıyorsun? Biz seninle bunu konuşmadık mı? Tamam ya, ben... Ya küsüp küsüp gitme. Ozan'a bakayım ben. Bak. Serdar, neden arayıp duruyorsun? Beni rahatsız etmesene. Ezgi, ben seni rahatsız etmek için aramadım. Sadece Tolga'nın itiraflarının olduğu ses kayıt cihazını Özgür'e verdin mi? Onu merak ettim. Vermedim, vermeyeceğim de. Kimseye şantaj yapacak değilim. Ezgi, lütfen bana biraz güvenir misin? Bak, lütfen.
Lütfen Tolga'ya git. Lega Bey'i Özgür'e geri vermesini sağla. Böyle bir şey yapmayacağım Serdar. Bir daha sakın beni bunun için arama. Sarmadı o zaman muhabbet. Bu ne ya? Pablo hayırdır? Kayıt cihazı falan milleti mi patlatıyorsun böyle dinleyip dinleyip? Hayır patron, yani benim özel hayata saygım vardır. Hayır hayır, ben buraya atıyorum. Oraya değil. Bana bak, Tolga'nın falan olmasın, yapar çünkü. Beklerim. Ses kayıt cihazını da koyar, ajan da koyar, her şeyi koyar yani. Taklaya gelmeyelim. Ben Tolga Bey'in yaptığını sanmıyorum. O ortaya böyle laps diye koymaz, gizli gizli yapar. Değil mi? Böcek möcek bir şeyler. Bebeğim galiba o benimki. Ben alayım onu. Ben toplantılarda falan kullanıyordum bunu. Rakamlardan falan bahsediyordu. Ben de sayısalda pek iyi değilim. Kafam karışıyor. Öyle açıp açıp tekrar dinliyordum. Alayım. Hangi iş için ya? Sen zaten burada çalışıyordun. Maalesef kısa bir süre Tolga için de çalıştın. Kötü bir referans ama orada kullanmamışsındır herhalde. Yok yok. Ne burası ne Tolga'nın yanında çalıştım. Çok çok eski zamanlardan kalma. Tabii canım. Bunlar eski zaten. Artık telefona kaydediliyor. Öyle bir şey kaldı mı? Bakayım bir Özgür Bey ben ona ya. Çok değişik bir şey. Tatlım şimdi o hani eski patronuma, en eski patronuma ait olduğu için benim onu geri vermem lazım, alayım. Ama çok hoşmuş. Acaba diyorum ki şey mi, bunu böyle koysak, burada sevgililer ne konuşuyor, insanlar dedikodu yapıyor ya, onları falan dinlesek, kimseye vermesek öyle. İşte onu diyorum ya, onu yapıyorlar, koyuyorlar böyle, patlatıyorlar insanları. Ünlü falansa ne falan direkt ifşa ediyorlar. Alayım ben onu Emre'cim ya, ben Sürs'ten alacağım ondan bir şey. Çok güzelmiş ya. Bize kalmasın. Cansu'dan. Levent'le ayrılmışlar. Ya bunlar da ya. Ben Deniz'i alayım, Cansu'nun yanına gideyim. Konuşuruz sevgilim. Görüşürüz Emre. Evet Özgürcüğüm. Senin için kadın erkek ilişkilerinin piridir diyorlar. Sen bir şey söyle bari. Derler derler, sağ olsunlar. Şimdi o şöyle, benim uzmanlık alanım evlilik aşamasına olan kadar kısım. Evlilik dedim mi ondan sonraki data yok bende maalesef. Ondan öncesinden sonra ama istediğin cevabı yapıştırayım sana. O data yoksa? Maalesef abi, o yok. Olsa dükkan senin. Sana hiç bakmıyorum zaten Ozan'cığım. Yok abi, bana hiç bakma. Özgür'ün sana çare olamadığı yerde beni biliyorsun. Tamam, bakma şimdi ya. Bilmiyor muyuz sanki neler karıştırıyor falan yani. Şimdi sen de yere bak abi. Yürek yakar o yani. Tabii yani, işte. Biliyoruz yani. Yani Özgür Bey bütün iş yükünü bana... O zaman ben yine bu seviyesiz barmene kaldım beyler. Ya o da şu an çok meşgul gibi, artık mesaiden sonra sana baksın. Yani anlatıyorsun, dinliyor barmen ya. Hani böyle kafan dağılıyor. Değil mi? Hastalığı geçirmiyor ama çok iyi oluyor. Yani gibi. Gibi. Ben evet. Ama şey, seviyesiz, çok seviyesiz bir adam. Patron. He canım, he annem, söyle. Nasıl şey yaptık? TT olmuşuz. TT diye yan yana, hashtag. Onda şu anda Laguna var. La Laguna var. Ne demişler? La Laguna'da rezalet diye 8. sırada şu anda. Geçtik. İyi bari 8-1 değiliz. İtalya'da kaç? İtalya'da 1 olmuş La Laguna. Ay sosyal medyada çıkan haberleri gördünüz mü? Canım gördük, bunlar suni gündemler. Boş ver. Çılıklar. Hani her şey yolundaydı? Hani her şey kontrol altındaydı, ben merak etmeyeyim de, kaygılanmayayım da. Benim kontrolüm altında. Benim kontrolüm altında olmasaydı şu an 1. sıradaydı. Tavanda 1 olurdu. Benden sonra Pablo geldi. Şimdi okuyormuş öyle işte. Aa. Özgür Bey bakın, video falan da koymuşlar. Benim ceketi oley yaptığım yer. Burası komikmiş ama. Özgür. Yok artık ya. Bu kadın mekana gelmedi bile ya. Bir kere bile uğramadı. Hiç burada bulunmadı. Vermiş, veriştirmiş. Bilip bilmeden neler yazmış ya. Ben bu insanlara inanamıyorum ya. Sevgilim tamam, haklısın. Ya bakıp bakıp canını sıkıyorsun. Bırak. Ya çözüm düşünelim. Aynen öyle abi. Bakmayın işte. Okumayın. Ya yarın hemen araştırmaya başlarız. Yani kim başlattı, nereden yayıldı buluruz. Şşş. Selam, selam, selam. Hayırlı işler diyeceğim ama sosyal medyadan takip ettiğime göre hayırlı giden bir işiniz yok. Bilerek yapıyor lütfen. Güzel ya, her yer bomboş duracak, yer bulmak kolaymış. Evet. Menü alabilir miyim? Bir menü alabilir miyim acaba? Özgür lütfen.
Aa, Gizemciğim, benim kaliteli restoranımı La Gabbia'yı bırakıp bu ikinci sınıf yere geldiğin için memnun musun? Bakıyorum da garson olmuşsun. Sizin lüks restoranınız La Gabbia'da rezil bir müdür olmaktansa burada kalıp onurlu bir garson olmayı tercih ederim. Ay bir şey söyleyeceğim, şu an çok duygulandım. Gerçekten birazdan gözyaşlarım şelale olacak. Hah. Özgür. Şu an bir şey söyleyeyim, çok duygulandım. Gerçekten çok duygulandım. Peş. Darbeli. Aa yani tabii ki Ozan Şef'in lezzetlerini tatmaya geldim kuzi. Şefim diploma Uzak Doğu'dan galiba ha. Her türlü haşere varmış menüde, öyle duyduk. Sosyal medyada öyle söylüyor. Çok güzel, güldük, eğlendik. Hadi Tolga, dışarı çık. Hadi abi, hadi, hadi. Ozan ama bunda gülünecek bir şey yok. Değil mi? Yani. Ha ben üşürüm diye siz endişe ediyorsunuz. Çünkü sizin klimanız birazdan kar yağdıracak buraya değil mi? Program sıralamanız bu şekilde galiba. Önce haşereler sonra kar falan. Ya sizi yerim ya abi, hiç merak etmeyin. Ben tedarikli geldim. Evet. Ah. Ben bunun içinde hiç üşümem. Gerçekten bak. Ha bu arada sıcak falan olur, sıcak basarsa diye ben yazlık kıyafetlerimi de getirdim. Çantanın içinde parmak arası terlik, şort, mayo, atlet hepsi var çantada. Kuzi ne bakıyor? Ha tabii ki gerçek değil bu kürk. Tabii ki imitasyon. Dedirdin mi? Eğer bütün bunların altından sen çıkarsan elbet ortaya çıkar. Hesabını mahkemede verirsin. Boş atıp dolu tutmaya çalışıyorsunuz ama hiçbir şeyi ispat edemezsiniz. Hiçbir şey. Şu andan itibaren sana sinir olmayı bırakıyorum. Olmayacaksın. Sen bir zavallısın. Senin için sadece üzülüyorum. Hava alalımız. Pablo, bir şeyler gönder. Tamam patron. Yemek yiyecektim. İştahım da kaçtı. Neyse, La Gabbia'ya gideyim de orada yerim. Zıkkım ye. Benim gömleğime laf ediyor, kendi giydiği paltoya bak. Ne dayaktan anlıyorsun, ne laftan anlıyorsun? Hemen tarifini vereyim. Kağıt kalem varsa al hemen yaz. Biraz psikopat, üzerine birazcık bipolar. İki ölçü zeka, beş ölçek de. Daha da fazla koyabilirsin istersen. Karizma, işte böyle bir adamım ben. Afiyet olsun hayatım. Bu arada La Gabbia'ya geri dönmek istersen kapım her zaman açık. Bir, o kadar karmaşık değilsin sandığın kadar. İki, oradan kendi mekanın gibi bahsetmeyi bırak. Orası senin değil. Hak ederek almadın orayı. Yasa dışı hiçbir şey yapmadım. Yaptıysam da ispat edemezsiniz zaten. Emin misin? Ya ispat edebilirsem? Hı? Şaşırırım. Yani aşırı şaşırırım gerçek. Sen yoksa bir şey mi bir şey biliyorsun? Ya şu an çok merak ettim. Ne biliyorsun? Söylesene. He? Ne biliyorsun? Sezgi! Bırak şu herifi ya. Sezgi! Çağırıyor. Biliyor musun bir tanem? La Gabbia'da benim yani görmediğim sıkıntı kalmadı. Uğraşmadığım problem kalmadı. Hepsinin de hakkından geldim. Ama şu birkaç günde yeni dükkanda yaşadığım kadar hiç bitkin hissetmemiştim kendimi. Yani çok acayip bir şey bu yani. Niye böyle oldu? Gerçekten bilmiyorum.
sevgilim çok normal. Yani her şey çok üst üste geldi. Çok gerildik. Böyle bir şey var. Ruh veremiyorum sanki yeni mekana. Böyle üfleyemiyorum yani, anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey eksik yani de. Orası Lagabya değil çünkü. Lagabya değil. Tabii Lagabya değil. Lagabya olamaz zaten. Olması da gerekmiyor bu arada. Özür dilerim. Cansu uyandı galiba. Ha. Git bir bak. Bir gazını al gel. Tamam. Sen de can sıkın. Ben erkek adam, bir şey olmaz bana ya. O bir öyle erkek arkadaş olunca kız arkadaşlarını ihmal eden kızlardan. Olma, biz öyle insanlar değiliz. Sen öyle olma. Buralardayım ben. Çok üzülmeden bekle beni. Tamam, biraz kendime geleceğim. Bebeğim. Hı. Dün akşam aradığım arkadaşım aradı. Hı hı. Kendilerine bağlı bir ikisinden kaldırmış videoları. Neyim? Böyle böyle. Özgür Bey, burada paylaşım yapanları listeledim. Akşama kadar olanları. Tabii akşamdan sabaha kadar olanları tekrar bir listelemek lazım. Onlar da bilgisayarımda mevcut. Onları da eklerim buraya. Tamam bizim, sağ ol. Aferin garson kız. Güzel. Yani işini bu kadar sahiplenmen güzel. Alt kademede olmana rağmen. Takdir edilesi. Ama sadece takdir edilesi, o kadar. Daha fazlası değil. Al artık. Deniz'le beraber ilgilenin. Ya şu inadı bırak da artık ilişkilere başla burada artık ya. Yapılacak bir ton iş var. Başvuracak bir ton yer var. Bebeğim, ben zaten bu işler hallolana kadar buradayım. Yanı başındayım. Sen merak etme. Ama sonrası için konuştuk Özgür. Artık uzatmayalım onu lütfen. Benim çok acil bir akla ilişkilere ihtiyacım var ama yani. Lagabi ilk kurumsal bir yer olmak istiyorsak ki hedefimiz o yönde. Eşte dosta yürümez bu iş. O yüzden. Sen al. Bundan sonra akla ilişkiler sensin. Tamam mı? Git odaya çıkar üstünü falan filan. Hemen başla çalışmaya yani. Aha. Ezgi de sana yardım etsin iş bulana kadar. Ben? Gerçekten mi? Artık ne diyeceğimi bilemiyorum Özgür Bey. Çok teşekkür ederim. Ben asla yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Yani arkanızda, sağınızda, solunuzda, değil mi? Susayım ben. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sus ya. Özgür Bey, bana da bir terfi falan bir şey olabilir mi? Var mı öyle bir düşüncemiz, yakın planlamamızda? Ya da zam falan bir şey. Zam. Ha? Oğlum, annenin bir tanesi. Üzülmeyin ya çocuklar, toparlarsınız. Ya nasıl üzülmeyelim anne ya? Toparlarız toparlamasına da yani. Bebeğim, geleceğiz üstesinden. Yani bu sosyal medya çok kötü oldu. Orada çok konuşuldu çünkü. O bizim yararımıza bir şey olmadı yani. Oğlum eskiden sosyal medya mı vardı Allah aşkına ya? Bakmayın şu ekranda sürekli yazılanlara. Hayır biz bakmayalım da insanlar işte çok bakıyor. O yüzden böyle yani mekanlarla ilgili yazıları falan da okuyorlar sosyal medyada ondan. Oğlum eskiden sosyal medya mı vardı? Evet. En güzel sosyal medya kulaktan kulağa olandı. Ben bir şeyi çok beğenirim, komşuma söylerim. Komşum çok beğenir gider, arkadaşlarına söyler. O çok beğenir gider, taksiciye söyler. Taksici müşterilerine söyler. Bu böyleydi. Bakıp durmayın şuna. Ona, ona. Anladım. Doğru. Şey gibi. Fısıltı gazetesi gibi. Ama işte mesela zabıta ekmek söyledi. Kim bu? Zabıta. Aa, aa. Burada yetkili kim? Benim. Buyurun. Sıradaki mekan. Mekan hakkında çok sayıda şikayet var. Evet, bir takım yanlış anlamalar oldu. Düzeltiyoruz ama. Maalesef hakkınızda karar çıktı. Tedbir amaçlı mekanı kapatıyoruz. Ne? Nasıl kapatacaksınız? Biz tebligatımızı yapalım, kapıyı mühürleyeceğiz. Ne kadar süre kapama? Şu an için süresiz. Anlaşıldığı üzere hijyen koşulları ve havalandırma tertibatı yetersiz görünüyor. Ama kapsamlı bir inceleme yapılacak. İnceleme sonucunda çıkan karara göre tekrar açarsınız. Ama belki de açamazsınız. Ama böyle de konuşulmaz. Belki de açamazsınız bile ya. Evet arkadaşlar, biz de işlemlere başlayalım. Mühürü çıkaralım. Gel şu kapıya bir bakalım. Thank you.
Hep senin yüzünden oldu uğursuz kadın. Geldin halkla ilişkiler müdürü oldun, başımıza gelenlere bak. İnan. Sus sus sus! Uğursuz kadın. Sus. Aa! Tripli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.